Malumlarınız depremden en çok etkilenen yerlerden birisi. Nüfusunun 20'de biri vefat eden bir ilçemiz. 41 bin nüfustan 2045 adedi rahmet doldu. Allah hepsine rahmet eylesin. Ve 7 bin adet de binamız depremden etkilendi. Bunların 1700 küsuru anında yıkılan, enkaza dönen bina. 3300 tanesi ağır hasarlı, 670 civarı da acil yıkılacak bina idi. Bunlarla ilgili de çalışmalar devam ediyor. Böyle büyük bir yıkım olan bir ilçeydi. Ama 2 ayda, bugün muhtemelen görüntüleri almışsınızdır, İşte o ilçe bu hale geldi. Ne hale geldi? Önce çadırlar herkese dağıtıldı. Herkesin çadırı verildi. Daha sonra çadırdaki vatandaşlarımızı, malumlarınız, konteynerlara alma süreci başlattık. Tabii konteynerlara vatandaşlarımızı almakla beraber işler bitmiyor. Normal bir yaşamda olan her şeyin burada olmasına gayret ediyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Yani sosyal faaliyetler, kültürel faaliyetler, sportif faaliyetler, hatta sanatsal faaliyetler. Örneğin 2 tane futbol turnuvamızı tamamladık. Resim sergisi açtık geçen gün, öğrencilerimizin yaptığı resim sergileri. Her gün çocuklarımız için bir sürü aktiviteler oluyor. Onun dışında kuaförlerimizden hamamımıza kadar 50 kişilik bir hamamı da yeni tamamladık. İşte iş yerlerimizden ki 150 adet iş yerimizin yapımı oldukça ilerledi. Aynı zamanda Ramazan dolayısıyla 42 bin civarında vatandaşımıza iftar ve sahur veriyoruz. O da büyük bir organizasyon. Bu Ramazan'dan sonra da bu şekilde yemek organizasyonuna dönüşerek devam edecek. Enkazlar tabii en çok sorulan sorulardan birisi. Orada yıkıntıların hepsi kaldırıldı. Acil yıkılacaklarda da bütün yıkımlarımız tamamlandı. Birkaç enkazımız kaldı. Onda da bitme aşamasındayız. İnşallah bayramdan hemen sonra da ağır hasarlıların ihalesiyle beraber o 3300 binamızın yıkım ve enkaz kaldırmalarını tamamlayacağız. Onu da 2-3 ay içerisinde tamamlamayı öngörüyoruz. Bir taraftan da kalıcı konutlar. Yani o kadar çok alanla aynı anda uğraşıyoruz ki bir taraftan da kalıcı konutlar. Nasip olursa Nurdağ'ında 7045 konut yapacağız toplam olarak. Bunun 1500 civarısının ihalesi yapıldı. Bir kısmının temelini de zaten attık. Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla zaten o temelleri attık. Ve bazıları da ciddi anlamda ilerledi. Hatta yine nasip olursa Ramazan bayramımızda belki Sayın Cumhurbaşkanımız da teşrif buyuracaklar. Ve inşallah ilk 14 köy evini sakinlerine teslim edeceğiz. O evlerimiz bitti. Son rötuşları yapılıyor. Bu da çok memnuniyet verici bir haber. Onun dışında siz de sokaklarımızda gezdiğinizde muhtemelen insanlardaki normal hayata dönüşe ilişkin verileri görüyorsunuzdur. Yüzlerdeki gülümsemeleri, mutlulukları. Ben bir aydır buradayım. İlk geldiğim günle bugün arasındaki farkı gözlemliyorum. En baştan beri burada olan arkadaşlarım bunu daha da yoğun gözlemliyorlar. Ve inşallah biz söz verdiğimiz şekilde bir yıl içerisinde bütün vatandaşlarımızı evlerine, kalıcı konutlarına taşıyacağız ve herkesi mutlu edebilecek, normal hayata döndürebilecek her türlü faaliyeti yapacağız. Gücümüzde, kudretimizde, inancımızda buna yeterlidir.